derbi 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 derbi. Peki hocam, bugünün yine heyecanlı maçlarından birisiydi. Alanya Spor, Çaykur Rizespor mücadelesi. Çok konuşulan bir pozisyon oldu. 69'da Efecan Karaca'nın golüyle Alanya Spor'un maça beraberlik getirdiği pozisyon. Ali Şansalan maçın hakemi, VAR'da da Bülent Birincioğlu var. Alper Çetin ve Mustafa Sönmez AVAR'lar. Bu pozisyonda 10 dakika kadar offside mı değil mi, VAR çizgisi de çünkü çekilemedi. Yarı otomatik offside teknolojisi. Korner devamı, Efecan'ın vuruşu sonrası yaşanan karambol. Resimler ekranlara gelsin. Burada Ali Şansalan neticesinde pozisyonu değerlendirdi ve onun yoluyla şimdi pozisyon tamamlandı. Ben kanala gelirken yoldaydım. Yani biraz erken geldim. Bu maçın belli bir bölümünü izledim ama bu bölüm yolda olduğum için geldikten sonra arkadaşlar söyledi bana. Böyle böyle bir şey oldu diye Ali Can söyledi. İlgimi çekti. Dedim fotoğraflarını almışlar sağ olsunlar. Ya gerçi fotoğraflardan çok net anlaşılmaz. Şimdi bu kornerden mi geliyor? Kornerden geliyor. Bu kornerden geliyorsa bu hakem niye burada? Hangi? Nerede? Oradan mı geliyor, buradan mı geliyor? Buradan geliyor hocam, aşağıdan. Sağdan. Hakem niye burada? Bilmiyorum hocam. Öyle bir yer seçmiş. Şimdi bir, ya baştan başlamış bazı şeyler. Ya bak, sen eğer normal buradan atılan kornerde şu yerinde olsan o pozisyonda mesela faul, fena hareket, elle oynama gibi yani bir şey olsa buradan göremezsin ki onu sen. Nitekim bak sağa sola bakıyor. Bak oradaki karambolde sen buradan bir şey anlamadım. Niye Ali buraya seçmiş? Herhalde şöyle olabilir. Maç boyunca kornerler ön direğe atılmış olabilir. Alanya Spor bir taktik olarak o da öne geldi. Aksiyon hep anca oluyor. Hani böyle diyebilirim. Burada olmasının sebebi olarak. Ama yani normal itibariyle şu en son bak Alanya'da futbolcu var ya onun biraz sağında yer alarak veya öbür solunda yer alarak açısını sağlayıp oradan izlemesi lazımdı. Buradan başlamış zaten kader ağını örmeye. Peki. Şimdi pozisyon olmuş. Pozisyon olduktan sonra önce bir kafaya çıkılıyor evet. Bildiğim kadarıyla. Evet, sonra işte kafa vuruşu. Kafaya vurduktan sonra top kaleciden dönüyor. Kaleciden döndükten sonra Alanya Sporlu futbolcu topla dizinle oynuyor. Top içeri giriyor mu girmiyor mu? Girip çıktıktan sonra tekrar bir Alanya'nın önüne geldik vurduktan sonra şu andaki kaleye en yakın hücum oyuncusu Alanya'nın oyuncu iki savunma oyuncusunu veya iki rakip oyuncudan daha önde mi yoksa arkada mı onların önünde mi gibi birçok aksiyonu içinde barındıran bir pozisyon bu. Şimdi 10 dakika mı sürmüş? 10 dakika hocam. Şimdi ne olursa olsun bak şunu söyleyeyim. Bir, burada ilk topa vurulurken faule bakılıyor. Ondan sonra kaleciden döndüğünde o ilk vuran adam offside mi değil mi bakılıyor. Ondan sonra top içeriden mi çıktı yoksa içeri girmedi mi bakılıyor. En son adamın dizle oynadığı yerde elle oynandı mı oynanmadı mı bakılıyor. Ve sonunda da vuran adamın, gol vuruşu yapan futbolcunun vurduğu anda Alanyalı futbolcunun bu kadar karmaşık grift bir karambolde offside mi değil mi diye bakılıyor. Ha, dolayısıyla şu var, daha tecrübeli, bunu sahada yaşamış bir VAR hakemi Bülent Birincioğlu değil mi? Vardı Bülent var. Birincioğlu. Yerinde olsa 10 dakika değil. Daha minimal bir şekilde, daha az dakikada. Çünkü bir şey söyleyeyim bak, bir hakem için maçın en zor anı ne zaman biliyor musun? VAR bir pozisyonda bekletirken sen sahada futbolcularla bekleyip o futbolcularla iletişim kurmak zorunda kalman. Futbolcuların sana sorması, vaktin bu kadar geçmesi, futbolcuların mesela bu 10 dakika sürdüyse ben şu tavsiyeyi verebilirim. Yani egzajere ediyorum. Futbolcuları bir iki dakika ısındırıp öyle tekrar oyuna dahil etmek lazımdı. Çünkü soğudular artık. Yani siz bir iki dakika ısının. Maça öyle başlayın. Çünkü bir anda başlayın. Sakatlık olurdu. 10 dakika ne ya?
Bunu daha minimal bir şekilde çözebilecek tecrübede birisi olsaydı tık 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 bakardı. Tabii burada detayına kadar incelediler. Bir, yarı otomatik çizilemedi. Bu kadar birbirine yakın futbolcular olduğu için çizilemedi. Error verdi. Ama normalde de hani o griflik böyle bir şeye vesile olabiliyormuş. İki, neden peki o zaman manuale çizilmedi? Bunun nedeni de şu, Ali Şans alanına çağrılıp burada herhangi bir kaleci veya futbolcuyu etkiliyor mu yorumunu bıraktılar. O da 20 saniyede golü verince bu sefer çizilemez. Çünkü artık gol verilmiş, demek ki ofsayt değil, çizilirse yanlış bir algı olur diye. Onda o yüzden çizilmemiştir diye düşünüyorum. Ki çizilmemeli. Ha şu var, kaleciyi etkileyip etkilemediğiyle birlikte burada yani Ali Şansalan bir yorum yapmış. Bak yorum, yoruma saygılıyım. Ama bu pozisyon bir daha akış anı itibariyle en iyi konu bir takip edilsin. Acaba offside'de kabul edilen Alanya futbolcunun etkileyip etkilemediği başka bir futbolcu kalecinin haricinde var mı yok mu? Var ise ne kadar etkiliyor, etkilemiyor? Yani sadece kaleci üzerinden gidip bu pozisyonu değerlendirmeyelim. Etki alanı sadece kalecini mi yoksa farklı rakip futbolcuya da var mı? Bir mücadele içerisine giriliyor mu? Siz orada çizgi üstünde Oğuz Aydın, Taha Şahin mücadelesini kastediyorsunuz. Ben ya başka bir ihtimal var mı? Bir iki kişi var orada. İsimler önemli. Yok, ben biraz pozisyonu tanımlamak için soruyorum. Müjdat. İki kişi var zaten. Evet, doğru hocam. İşte ben de onları soruyorum. Yani. Dolayısıyla şu var, pozisyonun hakem tarafından yorumlanıp gol verilmesi, öncesindeki sürenin uzaması, evet kabul ediyorum çok uzun ne olursa olsun, ama kendi içinde sadece bu pozisyon değil 3-4 tane aksiyonu incelenmesi gereken barındıran olaylar var. Daha kısa kısa geçirebilirdi evet, ama çok en iyi konu yapmışlarsa her pozisyona bu 10 dakikalık sürenin uzaması bundan dolayı olmuştur. Bu da fazla. Dediğim gibi ya Almanya'da ya İngiltere'de bak teknik adamların bir toplantısında açıklama yapmışlardı. VAR'la ilgili serzenişleri bu kadar durduktan sonra, ki bunun araştırması, istatistiksel anlamda araştırması da yapılmıştı. Futbolcuların kasları soğuyup sakatlanmaların arttığına dair. Ya İngiltere ya Almanya, yani yanlış olmasın ama buna dair bir araştırma olmuş ve gerçekten sakatlanmaları buna bağlamışlar artışının nedenini. Yani burada da 10 dakika durduktan sonra futbolcuların tekrar oyuna, Allah korusun yani, o sakatlanmaların olması kaçınılmazdı. Hocam peki VAR'la ilgili o araştırmalar yapılıyor, yarı otomatik VAR işte futbolumuza girdi, futbol literatürüne girdi, iyi mi oldu kötü mü oldu tartışılıyor dursun. Hafta içi bir de kupa mesaisi heyecanı yaşandı Ziraat Türkiye Kupası'nda, orada VAR kullanılmadı. Özellikle Ankara Gücü Rize Spor maçı çok konuşuldu. Maç sonrası işte Çaykur Rizespor'un yaptığı paylaşım vesaire derken gerildi ortalık. Orada Morutsa'nın yerde kaldığı bir pozisyondaki penaltı kararı Sarper Barış Sakay. Kim hangi maç? Ankara Gücü Rize. Genel hakem performansları hafta içi biraz eleştirildi orada da. Bir de Gençler Birliği maçında da var. Evet, Gençler Birliği. Dışarıda bir pozisyonun penaltı verilmesi çok net gözüküyor. Evet. Yani bir genel hakem. Başka? Benim aklımda kalan bunu. Tacı düdükle attırmak. Aa, var. O da Ankara Gücü Rize maçıydı yine. Arada bir düdük sesi duyduk, sonra taçla devam etti oyun. İşte düdükle attırmadım, düdükle atman lazım dendi. Vesaire gibi. Vesaire. Yani nasıl buldunuz? Yani VAR olmayınca da bir hakem performansına dair. Bak bir şey söyleyeyim, ben bunu geçen senelerde de söylüyordum. Bu kademede VAR kullanılmıyor. Bir hakemin kalifiyesini, kalitesini bu VAR'sız maçlarda gerçekten daha iyi analiz edersin. İki, şimdi bu hakemlerimiz genç, çoğu hani VAR'la doğdu. Hani dolayısıyla hani derler ya, bu çocuklar cep telefonuyla doğdu, dünyaya geldi cep telefonları ellerinde. Bu arkadaşlarımız da VAR sistemiyle hakimliği başlangıcı ve devamı itibariyle VAR'la doğdular. Öyle bir alışkanlık kazandılar ki bu gibi VAR'sız kupa maçlarında sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Şimdi dolayısıyla
Asıl olan işte bir hakemin kalitesini sen görmek istiyorsan alttan yukarı almak için veri alt kademelerden eğer hakeme maç veriyorsan bu kupa maçında izle. Var olmadan maç yöneten hakemin daha iyi anlarsan analiz edersin. Bu maçlar aslında birer done yöneticiler için. Ama görüyoruz ki alışkanlık olduğu için bu var. Bu arkadaşlarımız maalesef varsız maçlarda sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Ve maalesef bu gibi sonuçlar doğuyor. Bunun peki önüne nasıl geçilebilir hocam? Yani kademeye de var koyacaksın. Varı kaldıramayacağına göre bu hatalar. Çünkü bak oradan sonra 16'ya kalıyor takımlar. Evet. Yani 16'dan önceki önlemsiz, 16'dan sonraki önemli diyemezsin. Geçen sene de buna benzer şeyler yaşandı. Evet. Bak kupa maçı, Gençler Birliği maçı yanlış hatırlamıyorsam kaç kaç bitti. O dışarıdaki penaltı içeride verildi. Evet hocam. Kimin lehine aleyhine olduğunu vallahi hatırlamıyorum. Pozisyonu hatırlıyorum sadece. Skor 2-1 mi ne bitti çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam zaten bayağı da şey oldu. Yani ben yine emin olmak için bakıyorum bir yandan. Tabii Kayseri Spor 1, Gençler Birliği 2 bu şekilde bitti maç. Yani hep bıçak sırtı. Yani ya bu kademeye varık olacağız çünkü. 1-1. Yani, bu konuda 16'ya girmek isteyen takımlar, üste doğru tırmanmak isteyen takımlar da var. Yani bu bir tane işte varın kurtarabileceği türden bu gibi pozisyonlar. Yani bir takımın 16'ya girip girmemesine vesile olacaksa son 16'ya bu kademeyi de koymak zorundasın. Koymuyorum diyorsan da o zaman hakemlerini iyi analiz edeceksin. İşte kalifiyesine bakacaksın. En azından bu yani varsız maçlarda bu şekilde faydalan hakemlerin kalitesini gör. Evet hocam hani hep siz diyorsunuz ya var yokmuş gibi yönetsin hakemler ama herhalde bir o alışkanlıkta. Alışkanlık adı, alışkanlık hocam alışkanlık. Ne olursa olsun sizin döneminizdeki gibi o. Ben mesela bak yardımcı hakemlere boşu boşuna bayrak veriyorlar. Yük yani ellerinde taşırken koşarken ağırlık o. Kaldırmıyorlar ki kaldırmayan daha iyi çünkü. Sonuçta bittikten sonra var nasıl olsa çözüyor pozisyonu. Bakalım bu teknolojinin futbola entegrasyonu daha bize neler gösterecek bundan sonraki süreçte. Daha neler gösterecek. Bugün çipli topu aradık hocam mesela. He? Çipli top. Ya, bak teknoloji ilerleyen bir olaydır. Yani yerinde kalmaz. Yani hayatta bazı şeyler yerinde saymaz. İlerledikçe ilerler. İlerledikçe, çünkü istedikçe istersin. Şimdi çipli topu getireceksin. Yarın öbür gün içeride mi dışarıda mı diye saat getireceksin. Gol çizgisi teknolojisi. Droneları getireceksin. Kale direklerinin üzerine kameraları koyacaksın. Efendim mesela yani hakeme kamera koyacaksın. Futbolcuya koyacaksın. Formalar mesela birbirine çarpışında bip diye ötecek belki. Belirli esnemede de ötecek. Yani mesela bu hani ben 73'lü olduğum için 50-51 yaşında olduğum için ben biraz nostaljik adamım. Hani hep hakimken de varın bu kadar entegre edilmesini, içimize girmesini hani teknolojinin daha doğrusu futbolda evet hata unsurunu kısmi olarak yok ediyor ama futbolun ruhu ve temaşası anlamında yani biraz parçalıyor diye düşünüyorum. Ha şu var mesela yarı otomatik yine konuşulacak. Yine olmasına rağmen ama en azından şu var. Benden bak bugün de iki pozisyonda da çok çabuk maç başladı. Evet. Çok çabuk başladı. Çok çabuk başlıyor. Görüntü belli bir süre sonra geliyor. İnsanlar tabii unutuyor topun ayaktan çıkma anı, dokunma anı. Ne diye odaklanmadıkları için o gidiyor ama yarın öbür gün o sorun olacak. Hocam top. Yarın hem Fenerbahçe, Samsunspor hem Trabzonspor, Galatasaray maçlarının tartışmalı pozisyonlarıyla yine burada son kararda birlikteyiz. İnşallah. Yoğun bir gün olacak. Programımızın sonuna geliyoruz. Yorumlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize de mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın. Derbi 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 derbi.